Bediüzzaman diyor ki beşer dinsiz olamaz dünya. İşte bu sırrı azime Hazreti Peygamber aleyhisselam ve selam işaret etmiştir ki Hazreti İsa aleyhisselam gelecek, ümmetimden olacak. Ümmetimden olacak. Ve şeriatımla amel edecektir. İslam'la amel edecektir. Bediüzzaman söylüyor. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak, hakim ve hakaiki Kur'an'ı ve imani olacak diyor Bediüzzaman. Diyor ki Bediüzzaman. Evet, evet, eğer diyor şeddeli mim dahi şeddeli lamlar gibi bir sayısı o vakit 1284 eder diyor. O tarihte Avrupa kafirleri devlet İslamiyet nurunu söndürmeye niyet ederek 10 sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un 93 muharebeyi meşhumesiyle alem İslam'ın parlak nuruna muhakkak bir pulu perdayete geçici olarak İslam'ın nurunu durdurmaya çalıştılar diyor. Fakat bunda Risale Nur şakitleri yerine Mevlana Halid Kadesullahu Sürüh şakitleri o bulut zulümatını dağıttıklarından bu ayet bu cihetle onların başlarına remzen parmak basıyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir. Tam 2010 tarihi. Her neyse diyor bunun da ayetin çok nurani nükteleri var. Kısa kestik diyor. Ayete baktığımızda aynı zamanda 2023'e de bakıyor. Maşallah. Türklerin, İslam aleminin birlik olacağı tarih. İnşallah. Başbakan da hükümet de diyorsun. Hep sürekli 2023'ten bahsediyorlar. Evet. Bediüzzaman işareti olduğu biliniyor onun. Herkes biliyor onu. Evet. Yani İttihat-ı İslam'ın, Türkistan Birliği'nin tarihi. Hakkıdır hakka tapan milletim istiklal. Orada bak vaat ettiği günler yakındır dediği Mehdiyettir. İnşallah. Mehmet Akif Ersoy'un vaat edilen günler, vaat ettiği gün Mehdiyettir. İslam'ın dünya hakimiyetidir.